Merhaba dostlar. Şimdi size uyluk kadavra üzerinden uyluk kaslarından bahsedeceğim. Bu gördüğünüz uyluk kısmı. Uyluğun köküne doğru geldiğimizde ligamentum inguinale'yi görüyorsunuz. Siyastan tüberkülüm pubicum'a ilerliyor. Şurada. O ligamenti ikiye bölen bir yapımız var. Şu. Şurada göreceksiniz hemen. Şu. Bu arcus iliopectineus. Arcus iliopectineus lacuna musculorum ile lacuna vasorum şeklinde ligamentum inguinale'yi ikiye bölecek. Lacuno, muscularumun içerisinden gördüğünüz gibi iliopsoas kası gelmiş. Şurada siyastan başlayan sartorius görüyorsunuz. İliopsoas ve şeyi ekart ettiğimiz zaman sartorius'u dipte damarların altında musculus pectineus görüyorsunuz. Şurada iki tane sinir yapısı var. Bunlar nervus cutaneus femoris anterior medialis ile intermedius şeklinde iki tane cutaneus dalımız var. Bunları ekarte ettiğim zaman büyük damarlar gözümüze çarpıyor başta. Sırasıyla medialden dışarıya doğru van yani vena, arteria ve nervus femoralis. Bu gördüğünüz ven, vena femoralis, arteria femoralis, arteria femoralis ve nervus femoralis. Kökünden gösteriyorum. Şu şekilde nervus femoralis. Nervus femoralis'i görmüştük. Nervus femoralis ilk dalını şu şekilde verdi. Bu musküler dallardan biri. Kaslara doğru baktığımız zaman şu kas musculus sartorius, terzi kası, vücudun en uzun kası. Onun altından geçen şu şekilde quadriceps femoris isimli dört başlı bir kas var. Şu rectus femoris uyluğa fleksiyon yaptırıyor. Altında musculus vastus intermedius, medial kısımda vastus medialis, lateral kısımda ise vastus lateralis görüyorsunuz. Şu yanda gördüğünüz uzun yapı tractus iliotibialis bu. Tractus iliotibialis'in kökündeki kas musculus tensor fascia lata. Fascianın içerisinde olduğu için rengi pek anlaşılmıyor. Trigonum femoral adı verilen önemli bir oluşum var burada. Sartorius dış kısmını oluşturuyor. Musculus adductor longus medial kısmını oluşturuyor ve ligamentum inguinale de üst kısmını oluşturuyor. Bu gördüğünüz üçgen içerisinde vena arteria nervus femoralis görülüyor. Musculus sartorius'u kaldırdığımız zaman şu arada kalan ise canalis adductorius ya da canalis subsartorius. İçerisinde nervus femoralis şu şekilde göstereyim size. Nervus femoralis musküler dallarını veriyor. Şu gördüğünüz. Bakın musküler dalı verdi, ilerledi. Yine musküler dalını verdi. Ve nervus saphenous olarak canalis adductorius da şu şekilde devam ederek içeriye doğru devam etti canalis adductorius'tan. Ancak membranı delerek yüze yerleşiyor. Fakat vena ve arteria femoralis canalis adductorius içerisinden devam ediyor. Uyluğun alt kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi patella, patellanın altına geldik ve bacak bölgesine geldik. Bu gördüğünüz kemik tibia, margo anterioru ve fasciis medialis ile fasciis lateralis'i. Gördüğünüz gibi fasciis medialis'inde herhangi bir kas yok. Fasciis lateralis'inde baktığımız zaman gözümüze çarpan bu kalon tendon, musculus tibialis anterior. Tibialis anterior'un hemen yanında hallux'tan gelen yani baş parmak, ayak baş parmağından gelen bir kas var, tendonu var. Musculus hallucis. Musculus extensor hallucis longus. Onun hemen altında şurada musculus extensor hallucis brevis'i görüyorsunuz. Biraz daha laterale geldiğim zaman burada parmaklardan gelen yani dijitallerden gelen bir kas var. Musculus extensor digitorum. Şu longusu. Musculus extensor digitorum longus. Şu şekilde. Altındaki de musculus extensor digitorum brevis. Bu gördüğünüz kas. Extensor digitorum longus ile bitişik bir tendon daha var. Bu da musculus fibularis tersius. Musculus tibialis anterior'un altında bir sinir ve damar var. Bunlar. Şu gördüğünüz arteria tibialis anterior. Yanındaki ise nervus fibularis profundus. Çünkü derindeyiz. Şu üstündeki ise nervus fibularis superficialis. Medial kısma doğru baktığımız zaman malleolus medialis'in üzerinden vena saphena magna'nın geçtiğini görebiliyoruz. Yukarıya doğru
devam edecek şu şekilde gördüğünüz gibi.